Merhaba arkadaşlar, beden ölçüleri konusunda bazı arkadaşlar soru soruyor. Özellikle hani kask, bu kask bana olur mu? İşte bu eldiven bana olur mu? İşte ben 1.95'im, 90 kiloyum, 1.80'im, 85 kiloyum, 1.75'im, 80 kiloyum gibi bu mont bana olur mu? Gibi bir sürü soru soruyor. Bunun için bir ölçü videosu yapayım dedim. Beden ölçülerine nasıl bakılır, nasıl alınır? İlk önce kasktan başlayayım dedim. Kask ölçüsü almak için şöyle bir mezurunuz olması lazım arkadaşlar. Mağazaya gelmeden evden seçebilmek için ve kaskı alabilmek için basit bir yöntem var. İlk önce bir mezuru alıyorsunuz elinize. Başınızın hemen bir santim hemen üstünden bunu ölçüyorsunuz. Benim mesela ölçüm, kafa ölçümü şöyle almak için göstereyim. Şöyle alıyorsunuz tam kaşınızın 1 cm üstünden. Kafa ölçünüze bakıyorsunuz şuradan. Benim 59. 59 çıkıyor. 59'a da şurada hemen göstereceğim. Beden tablosunda da 59 bedene denk geliyor. Sizin ölçünüz arada olabilir. Bu kas bedenlerini ölçmek için şurada bir yayınladığım tablo. Bunun hani daha basit bir yöntemi yok. Hani bu kas bana olur mu? Benim işte tam ölçü arasında mesela diyelim İşte 60'ın biraz üstünde olduğu zaman ya da tam 60 ama ara ölçüdesiniz. Onları seçmek için illaki bir mağazaya uğramanız gerekiyor. Çünkü diyelim M bedenle L beden arasında tam ölçüdesiniz. Ama yanaklarınız biraz daha geniş, işte elmacık kemikleriniz biraz daha çıkıntılı olabilir. Böylece hani M beden olmayabilir de large beden olabilir size. O gibi detayları var. Ama hani çoğunlukla oluyor. Bazı kaslarda mesela kabuk ölçüsü daha küçük olan kaslar var. Kabuk ölçüsü daha büyük, iç petleri biraz daha sıkı, biraz daha ince olanlar var. Hani aslında kaskı mağazaya gelip seçip kafanıza 5 dakika durduktan sonra seçmenizde yarar var. Ama illa ki hani ben internetten alacağım, internet sitenizden aldığım zaman bana olacak mı? Olur tabii ki. Eğer ki diyelim olmadı, o kask ölçtünüz kafanızı, aldınız sitemizden 3 iş gününde size geldi kask fakat olmadı. Bize 7 gün içinde geri gönderin kaskı, etiketlerini falan sökmeyin. 7 gün içinde geri gönderin, zaten anlaşmalı firmalarımız var, kargo firması var. Geri gönderin, size bir ölçü büyüğünü veya bir ölçü küçüğünü gönderebiliriz. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok. İkincisi, eldiven ölçüsü nasıl alınır? Eldiven ölçüsünde de şöyle göstereyim. Elinizin iç tarafı, şu iç tarafının ölçüsünü alıyorsunuz. Yani diyelim işte benim şu iç tarafımın ölçüsü 10 santim. Şu iç tarafımın ölçüsü 10 santim. Beden tablosundan tekrar bakıyorsunuz. 10 santim hangi ölçüye denk geliyor? Hangi eldiven bedenine denk geliyor? 10 santim. O yüzden de hani alacağınız zaman tablodan bakarak ondan sonra alıp elinizi tam oturtabilirsiniz böylece. İkinci detay ise şöyle bir detay var. Bu detay da şöyle. Hani bu eldivenler çoğunlukla Avrupalı erkeklerin eline göre yapıyor veya Avrupalı erkeklerin Avrupalı bayanların eline göre yapılıyor. O yüzden hani bu baş parmakları biraz şu küçük parmakları biraz büyük oluyor. O yüzden hani şurada ufak bir boşluk kalacaktır eldivenlerde. Venom ve Vexo da biraz daha kısa galiba onlar. Çünkü onlar da hani tam Türk ölçüsüne, Türk beden ölçülerine göre yapılıyor. Öyle bir detay var. O ölçüyü tekrar göstereyim burada. Eldiven için ölçüyü. Ölçüleri alabiliyorsunuz. İkinci bir ölçü de, yani üçüncü bir ölçü de işte kask ölçüsünü verdim, nasıl yapılacağını gösterdim. Eldiven ölçüsünü nasıl yapılacağını gösterdim. Şimdi de mont ölçüsü nasıl alınıyor onu göstereyim. Bir arkadaş da bununla alakalı bir tane zaten soru sormuştu. Şöyle göğüs ölçünüzü alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle arkadan dolaştırayım. Şöyle göğüs ölçünüzü alıyorsunuz. En geniş yerinden ölçün. Şu şekilde. Benim 116. Hemen şuradan bakıyoruz. İşte şu ölçü tablosundan bakıyoruz. 116 santim neye denk geliyor? Hangi beden ölçüsüne denk geliyor? Oradan görüyorsunuz. Ve işte hemen
Ona göre mont seçimini kolaylıkla yapabilirsiniz. Bir de şurada bir şey daha göstereceğim. Beden ölçüsü, mont, kask, işte eldiven, pantolon, ayakkabı gibi. Böyle ayakkabı zaten bellidir, 42'dir, 43'tür, 44'tür filan. Onları doğrudan seçebilirsiniz de. Mont ölçüsü veya şey için herhangi bir ürüne girin. Bizim diyelim ki işte şurada göründüğü gibi mont ölçüsüne girdiniz. O mont ölçülerine görebilmek, monta girdiniz. Hani herhangi bir üründeki monta girdiniz, beğendiğiniz ürünü. O montun beden ölçüleri var mı? Ona bakın. İlk önce sonra da beden tablosu yazan var şurada. O beden tablosuna bastığınız zaman bir tane hemen şunun gibi bir tablo açılacak. Oradan biraz aşağı indiğiniz zaman işte eldiven, kask ve mont ölçüsü diye bir bölüm var. Cep telefonunuzda da bakabilirsiniz ona. Oradan bakıp karşılaştırabilirsiniz. 116 santim işte neye denk geliyor? 120 santim neye denk geliyor? Gibi oradan bakıp doğrudan seçip sepete ekleyip satın alabilirsiniz. Ben beden ölçüleri videosu yapmak istedim çünkü hani bu konuda çok soru var. Hepsini tek tek cevaplıyorum ben. En azından bir video olsun. Burada beden ölçüsü nasıl alınır videosu elimizde dursun. İsteyen herhangi birisi olunca bunları tek tek söylememe gerek yok. Buradan paylaşımdan görebilirsiniz. Ona göre de istediğiniz gibi sitemizden, mutfaktaksisuarları.com'dan seçip satın alabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Bununla alakalı detay bir soru varsa tekrar hani yorum yazabilirsiniz. Ben onları da cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Hepinize iyi sürüşler.